Sanki birbirlerini parçalamaya, boğmaya, yok etmeye uğraşıyorlardı. Elleri telaş içindeydi. Giysileri sağa sola saçılıyordu. Yakıcı gözyaşlarının alazına tutulmuş o iki beden eşsiz ve unutulmaz bir aşk gecesi yaşadı. Ateş yayıldı. İkisini de sardı, sarmaladı, sarhoş etti, tutuşturdu. Tenleri kaynaşıp hazın doruklarına eridi. Masanın üstünde bir kum saati damla damla akıtıyordu vakti. Ateş yatıştı. Alevler titrek titrek dalgalandı. Son bir kez sonra söndü. Uzun uzun soludular birbirlerine. Ömer ona ve meydan okudukları kadere mırıldandı. Kavgamız daha yeni başlıyor. Cihan gözleri kapalı, sımsıkı sarıldı ona. Şafak sökene kadar uyutma beni. Ertesi gün yazmada iki yeni mısra. Titrek, tereddüt dolu ve işkence çeken bir el yazısı. Sevgilinin yanında yapayalnızdın Hayyam. Şimdi sığınabilirsin ona. Artık gitti madem. Kaşan, İpek Yolu üzerinde Tuz Çölü'nün sınırında basık evlerden oluşan bir vaha. Kervanlar oraya sığınır, İsfahan civarını haraca kesen eşkıyanın yatağı olan Kargasurkuh, yani uğursuz akbabalar dağı boyunca yola koyulmadan önce orada bir soluklanırlardı. Kerpiç ve balcıktan inşa edilmiş Kaşan, yolu oraya düşen seyyahın gözleri, şenlikli bir duvarı bezemeli bir cepheyi boşu boşuna arar dururdu. Semerkant'tan Bağdat'a kadar bin bir camiyi, sarayı veya medreseyi güzelleştiren o ünlü ve itibarlı Çinliler burada imar edilirdi oysa ki. Müslüman doğunun tamamında Çin'iye Kaşi veya Kaşani denir. Nasıl ki porselen sözcüğü hem Farsça'da hem İngilizce'de Çin'in adını da içinde taşırsa Kaşi de Kaşan'ı hatırlatırdı. Şehrin dışında hurma ağaçlarının gölgesinde bir kervansaray, dikdörtgen planlı bir dış duvar, gözetleme kuleleri, hayvanlar ve mallar için bir dış avlu, çevresine göz göz odaların dizildiği bir iç avlu. Ömer de bir oda kiralamak istiyordu ama hancı özür diledi. Hiç boş odası yoktu. Yeni gelen zengin İsfahanlı tüccarlar oğulları ve hizmetçileriyle kervansarayı doldurmuşlardı. Söylediklerini doğrulamak için kayıt defterine falan bakmaya gerek yoktu. Avlu gürültücü uşaklar ve bakımlı binek hayvanlarıyla kaynıyordu. Kış mevsimi başlasa da Ömer yıldızların altında uyumayı düşünebilirdi ama Kaşan'ın akrepleri de en az Çinlileri kadar namlıydı. Gerçekten şafak sökene kadar hasırımı serebileceğim hiçbir köşe yok mu? Hancı kafasınız kaşıdı. Karanlık bastırıyordu. Bir Müslümandan başını sokacak bir dam altını esirgeyemezdi. Tam köşede küçük bir odam var ama bir softa kalıyor. Belki sorarsak sana da bir yer açar. Odaya doğru yöneldiler. Kapı kapalıydı. Hancı hiç çalmadan açıverdi kapıyı. Bir mumun alevi dalgalandı. Bir kitap aceleyle kapatıldı. Bu soylu seyyah 3 ay önce Semerkant'tan yola çıkmış. Belki odanı onunla paylaşırsın diye düşündüm. Genç adamın canı sıkılsa da bunu belli etmedi ve yerinden kalkmakta hiç acele etmese de nezaketini bozmadı. Hayyam içeri girdi, selam verdi. Temkinli davranıp kimliğini tam açıklamadı. Nişapurlu Ömer. Oda arkadaşının gözlerinde bir ilgi kıvılcımı yanıp söndü. O da kendini tanıttı. Kum şehrinden Hasan bin Ali Sabbah. Rey'de talebe. İsfahan'a gidiyorum. Bu ayrıntılı tanıtım Hayyam'ı müşkül durumda bıraktı. Karşısındaki bir anlamda onu daha açık konuşmaya kendisi işi seyahat amacı hakkında daha ayrıntılı bilgi vermeye çağırıyordu. Hayyam bunun nedenini anlayamadı. ve bu yaklaşımdan kuşkulandı. Suskunluğunu korudu. Ağır hareketlerle oturup sırtını duvara dayayarak zaman kazandı ve karşısındaki çok çelimsiz, kupkuru, ufak tefek adamın sert ve köşeli yüzüne dikti gözlerini. 7 günlük sakalı, siyah ve sımsıkı sarığı patlak gözleri keyfini kaçırdı. Softa gülümseyerek sıkıştırdı onu. İnsanın adı Ömer olunca Kaşan taraflarına gelmek pek akıl kârı değildir. Hayyam çok şaşırmış gibi yaptı. Halbuki imayı gayet iyi anlamıştı. Peygamberin ikinci halifesi olan Hazreti Ömer'in adını taşıyordu. Şiiler Hazreti Ali'nin bu inatçı rakibinden tiksinirlerdi. O sırada İran nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni'ydi. Gerçi yine de birkaç Şii bölgesi belirmeye başlamıştı. Tuhaf geleneklerin sürüp gittiği Vaha kentleri, Kum ve Kaşan bunlardandı. Halife Ömer'in ölüm yıldönümü her yıl gülünç bir karnavalla kutlanırdı. O gün kadınlar allanıp pullanır, tatlılar pişirir, şan fıstığı kavurur, çocuklar taraçalara yerleşir ve yoldan geçenlerin üzerine kova kova su boşaltıp neşeyle haykırırlardı.
Allah Ömer'in belasını versin. Haşa. Halifenin temsili bir kuklası yapılır. Kuklanın eline ipe dizili tezeklerden yapılma bir tesbih tutuşturulur. Şarkılar eşliğinde mahalle mahalle dolaştırılırdı. Madem ki adın Ömer'dir, mekanın cehennemdir. Seni şerir, başı seni, seni alçak gasp seni. Kum ve kaşan kunduracıları ürettikleri kunduraların köselelerine Ömer yazmayı adet edinmişlerdi. Katırcılar bu adı hayvanlarına koyuyor, ne zaman değneği indirecek olsalar onlara Ömer diye seslenmekten ayrı bir zevk alıyorlardı. Ve avcılar tek bir okları kaldığında bu da Ömer'in kalbine diye mırıldanarak takıyorlardı onu yaya. Hasan belli belirsiz birkaç kelimeyle bu uygulamaları anlattı ama çiğlik edip ayrıntılara girmedi. Ama Ömer hiç de cana yakın olmayan bir bakışla onu süzdükten sonra bıkkın ve konuyu kestirip atan bir sesle ''Ne adımdan dolayı yolumu ne de yolumdan dolayı adımı değiştiririm.'' dedi. Semerkant Amin Mauluf 5. Bölüm. Bu sözleri uzun ve buz gibi bir sessizlik izledi. İkisi de bakışlarını birbirinden kaçırıyorlardı. Ömer ayakkabılarını çıkarıp uykusu gelir umuduyla uzandı. Konuşmayı yeniden başlatan Hasan oldu. Bu adetleri hatırlatarak incittim belki de seni. Buralarda adını söylerken biraz tedbirli olmanı istemiştim sadece. Yanlış anlama niyetimi. Çocukken kumda bu tür şenliklere katıldığım oldu tabii. Ama ergenliğe geçtikten sonra başka bir gözle bakmaya başladım onlara. Bu tür aşırılıkların bir ilim adamına göre olmadığını anladım. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem öğretisine de uygun değil. Bununla birlikte insan Semerkant'ta veya başka bir yerde Kaşa'nın Şii zanaatkarlarının ellerinden çıkmış çinilerle bezenmiş bir caminin önünde büyülenirken aynı caminin imamı minberden lanet olası zındık Ali yandaşlarına, lanet olası Şiilere karşı sövüp saymaya başlarsa bu da peygamberin öğrettiklerine uymaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer yerinden hafifçe doğruldu. İşte aklı başında bir adam böyle konuşur. Aklı başında olmayı da bilirim, delirmeyi de, sevimli de olabilirim, iğrenç biri de. Ama kendini tanıtmaya bile tenezzül etmeden odanı paylaşmaya gelen birine nasıl cana yakın davranabilirsin ki? Sadece adımı verdim, demediğini bırakmadın. Tam kimliğimi açıklasam kim bilir neler söylerdin. Belki de bunların hiçbirini söylemezdim. İnsan Halife Ömer'den nefret edip hendeseci Ömer'e, cebirci Ömer'e, gökbilimci Ömer'e, hatta feylesof Ömer'e hayranlık ve takdirden başka bir his beslemiyor olabilir. Hayyam yerinde doğruldu. Hasan zaferinin tadını çıkartıyordu. İnsanların kim oldukları sadece adlarından mı anlaşılır sanıyorsun? Bakışlarından, yürüyüşünden, görüntüsünden, kullandıkları ses tonundan tanırsın onları. Sen içeri adım attığında anda hem şana şöhrete alışkın hem de şana şöhrete metelik vermeyen bir ilim adamı olduğunu, yol sormaya hiç ihtiyaç duymadığını bildim. Adının başını söyler söylemez anladım kim olduğunu. Benim kulaklarım tek bir nişapur Ömer bilir. Eğer beni etkilemeye çalıştıysan bunu başardığını kabul etmeliyim. Kimsin sen? Adımı söyledim ama bu ad hiçbir şey çağrıştırmadı sende. Ben Kum şehrinden Hasan Sabbah'ım. Gurur duyabileceğim hiçbir şeyim yok. 17 yaşımda din, felsefe, tarih ve gök cisimleri hakkında okunabilecek her şeyi okuyup bitirmiş olmaktan başka. İnsan asla her şeyi okuyamaz. Her gün edinilecek o kadar çok bilgi var ki. Sına beni istiyorsan. Ömer oyun olsun diye karşısındakine Eflatun, Oklides, Porfirios hakkında Galenius, Razi'nin, İbn Sina'nın tıp bilgileri, sonra şeriat yorumları hakkında birkaç soru sormaya koyuldu. Cevaplar hep kesin, kusursuz ve emin bir şekilde geliyordu. Şafak sökerken hiç uyumamışlardı daha ve zamanın nasıl akıp geçtiğini anlamamışlardı. Hasan gerçek bir tatmin hissiyle doluydu. Ömer ise büyülenmiş gibiydi. Sözcükler kendiliğinden döküldü dudaklarından. Bu kadar çok şey öğrenmiş birisiyle hayatımda karşılaşmadım. Biriktirdiğin tüm bilgiyle ne yapmayı düşünüyorsun? Hasan bir an bu sorudan şüphelenmiş gibi baktı ona. Sanki ruhunun gizli bir köşesine ayak basılmıştı ama kendini toparladı, gözlerini yere eğdi. Nizamülmülk'ün yanına gitmek isterdim. Belki bana göre bir işi vardır.
Hayyam o da arkadaşından öylesine etkilenmişti ki az daha kendisinin de vezirin yanına gittiğini açıklayacaktı. Ama sonunda kendini tuttu. İçindeki o bir nebze kuşku epey gerilere itilse de henüz tamamen yok olmamıştı. İki gün sonra bir tüccar kervanına katılmış, yan yana yürüyorlar. Hayran oldukları yazarların en güzel sayfalarını Farsça veya Arapça ezbere koyuyorlardı birbirlerine. Zaman zaman bir tartışma çıkar gibi oluyor ama hemen duruluyordu. Hasan kesin kanaatlerden söz edip sesini yükseltip tartışılmaz gerçekleri ilan eder ve yol arkadaşını da bunları kabul etmesi için zorlarken Ömer kuşkuculuğunu koruyor, çeşitli görüşleri evirip çeviriyor, nadiren bir seçimde bulunuyor. Bilmediğini açıklamaktan hiç çekinmiyordu. Şu kelimeler pelesenk olmuştu ağzına. Ne diyebilirim ki sana? Varlığın sırları saklı senden, benden bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Bir haftalık yolculuğun ardından İsfahan'a vardılar. İranlılar bugün İsfahan, Nisfi Cihan, İsfahan Cihan'ın yarısı derler. Bu deyim Hayyam'ın devrinden çok sonra ortaya çıkmıştır gerçi ama 1074'te şehri övmek için neler söylenirdi neler. Taşları kurşun, sinekleri birer arı, otuz safran, havası öyle temiz öyle sağlıklı ki kilerlerinde hurma kurdunun esamesi dokunmaz. Koyduğun hiçbir et bozulmaz. Gerçi şehrin rakamı 5000 kademdi. Yani 1600 metre. Yine de İsfahan'da 60 kervansaray, 200 sarraf, göz alabildiğine uzanan kapalı çarşılar vardı. Tezgahlarında ipekliler ve pamuklular dokunurdu. Halıları, kumaşları, kilitli çekmeceleri en uzak diyarlara ihraç edilirdi. Bin bir çeşit gül biterdi bahçelerinde. Zenginliği dillere destandı. Acem dünyasının bu en kalabalık şehri, iktidar, servet veya bilgi peşindeki herkesi kendine çekerdi. Bu şehir diyorum ama aslında tam anlamıyla bir şehir söz konusu değildi. Zaten Rey'den gelen genç bir seyyahın hikayesi hala dillerde dolaşıyordu. Genç adam İsfahan'ın harikalarını görmek için öylesine sabırsızlanıyormuş ki son gün kervandan ayrılıp tek başına dört nala ilerlemiş. Birkaç saat sonra Zende Rud'un yani hayat veren nehirin kıyısına gelince nehir boyunca ilerlemiş ve topraktan yapılmış bir şehir surlu çıkmış karşısına. Bu yerleşimin boyutları da fena sayılmaz. Ama doğrusu kendi geldiği Rey şehrinin yanında epey küçük kalıyormuş. Kapıya varıp muhafızlara sormuş. Burası Cay şehri diye cevap vermişler. İçeri girmeye tenezzül etmemiş hiç. Şehrin çevresini dolaşıp batıya doğru at sürmeye devam etmiş. Atı bitkinlikten yıkılacak hale gelmiş ama o yine de hayvanı kırbaçlayıp duruyormuş. Bir müddet sonra soluk soluğa başka bir şehrin kapısına varmış. Bir öncekinden daha heybetliymiş gerçi. Ama Rey'den de daha fazla büyük sayılmazmış. Yoldan geçen bir ihtiyarı çevirmiş. Burası Yahudiye. Yahudiye. Yahudi o kadar çok mu bu memlekette? Birkaç Yahudi var ama ahalinin çoğu senin benim gibi Müslüman. Buraya Yahudiye diyorlar. Çünkü rivayete göre Nabukodonosor Kudüs'teki sürdüğü Yahudileri buraya yerleştirmiş. Bazıları da bir İran şahının Yahudi karısının İslam devrinden önce kendi cemaatinden insanları buraya getirttiğini iddia ediyorlar. Allah bilir artık. Gel seyyah gerisin geri dönmüş, atı altında yere yıkılacak bile olsa yola devam etmeye kararlıymış. O sırada ihtiyar seslenmiş. Evladım, sen nereye böyle acele acele? İsfahan'a. Yaşlı adam kahkahayı patlatmış. İsfahan diye bir yerin olmadığını kimse söylemedi mi sana? Ne diyorsun sen? İran şehirlerinin en büyüğü, en güzeli değil mi İsfahan? En eski çağlarda bile Partların kralı Artaban'ın gururlu baş şehri değil miydi? Kitaplar onun harikalarını övüp durmuyor mu? Kitaplar ne der bilmem ama ben 70 yıl önce doğdum. Burada ve sadece yabancıların sözünü edip durduğu şu İsfahan şehrini bir kere olsun göremedim daha. İhtiyar abartmıyordu. İsfahan adı uzun süre bir şehri değil, bir vahayı ifade etmek için kullanılmıştı. Bu vahada birbirlerine bir saatlik uzaklıkta apayrı
iki şehir, Cai ve Yahudi'ye yükseliyordu. Bu şehirlerin çevrelerindeki köylerde birlikte gerçek bir site halinde bütünleşip kaynaşması için 16. yüzyılı beklemek gerekecekti. Hayyam'ın zamanında ortada böyle bir şehir yoktu henüz ama Vaha'nın tamamını koruyan yaklaşık 12 millik bir sur inşa edilmişti. Ömer'le Hasan akşam geç vakit vardılar şehre. Cai'da Tirah kapısına yakın bir kervansarayda yer buldular. Kendilerine yataklarına uzanır uyan yer buldular kendilerini. Yataklarına uzanır uzanmaz da bir çift laf bile edemeden koro halinde horlamaya başladılar. Ertesi gün Hayyam vezirin huzuruna çıktı. Sarraflar meydanında her milletten seyyahlar ve satıcılar, Endülüslüler, Rumlar ve Çinliler sarrafların çevresini birikmişti. Onlar da hassas terazileri ellerinde tırnaklarıyla bir kirman, Nişapur veya Sevilla dinarının üzerine kazıyor, bir Delhi tankasını dişliyor, bir Buhara dirhemini ellerinde okkalıyor ve yeni ayarı düşürülmüş bir Konstantinopolis numizma sına burun kıvırıyorlardı. Hükümet merkezi ve Nizamülmülk'ün resmi konutu olan divanın cümle kapısı uzakta değildi. Nevbet boruları günde 3 kez kapının önünde vezirin şerefine çalardı. Bu şatafat işaretlerine karşın herkes içeri girebilir ve çok yoksul bir dul kadın bile imparatorluğun en güçlü adamının yanına sokulup gözyaşlarını ve şikayetlerini onunla paylaşmak amacıyla divanın geniş kabul salonundan şansını deneyebilirdi. Ancak bu salonun içinde nizamın çevresinde koruyucu bir çember oluşturuluyor, ziyaretçileri sorguya çeken muhafızlar ve mabeyinciler münasebetsizleri uzaklaştırıyorlardı. Ömer kapının eşiğinde durdu. Gözleriyle salonu, çıplak duvarlarını yere 3 kat serilmiş halıları taradı. Vezirin çevresinde alacalı bulacalı ama saygılı bir halka oluşturanları çekingen bir hareketle selamladı. O sırada vezir bir Türk subayıyla sohbet ediyordu. Nizam göz ucuyla yeni geleni fark etmişti. Ona dostça gülümseyip oturmasını işaret etti. 5 dakika sonra yanına gelip önce iki yanağından sonra da alnından öptü. Seni bekliyordum. Vaktinde geleceğini biliyordum. Anlatacağım o kadar çok şey var ki. Onu elinden tutup salona bitişik, baş başa kalabilecekleri küçük bir odaya götürdü sürüklercesine. Kocaman bir deri minder üzerine yan yana oturdular. Bazı sözlerim seni şaşırtabilir ama umarım sonuçta davetime uyduğun için pişman olmazsın. Nizamülmülk'ün eşiğinden içeri adım atıp da pişman olan çıkmış mı ki bugüne kadar? Çıktı diye mırıldandı vezir kıyıcı bir gülümseyişle. Bazı insanları arş-ı alaya yükselttim. Bazılarını da yerin dibine soktum. Her gün ölüm ve hayat dağıtıyorum. Allah da benim niyetlerimi yargılayacak. Her kudretin kaynağı odur. Rabbim en yüce iktidarı Arap halifesine vermiş. O da bunu Türk sultanına bırakmış. Sultan da kulunuza, bir acem vezirin ellerine emanet etti iktidarı. Başkalarının bu iktidara saygı göstermesini şart koşarım. Ama Hoca Ömer, senden düşlerime saygı göstermeni beklerim. Evet, benim payıma düşen bu uçsuz bucaksız memlekette kainatın en güçlü, en zengin, en istikrarlı, en iyi yönetilen, en güvenli devletini kurmayı düşünüyorum. Her eyaletin, her şehrin kulağı, en zayıf uyruğunun bile şikayetlerine açık, içinde Allah korkusu olan adil bir adam tarafından idare edileceği bir imparatorluk düşünüyorum. Kurdun ve kuzunun aynı dereden huzur içinde birlikte su içeceği bir devlet düşünüyorum. Ama düş kurmakla da yetinmiyor, düşlerimi hayata geçiriyorum. Yarın İsfahan mahallelerinde bir dolaş, her yeri kazan, yapılar diken işçi ordularını, arı gibi çalışıp duran zanaatkarları bir gör. Her yer hanlar, camiler, kervansaraylar, kaleler, hükümet konakları, saraylar yükseliyor. Yakında her büyük şehrin benim adımı taşıyan kendi medresesi olacak. Nizamiye medreseleri. Bağdat'taki açıldı bile. Planını ellerimle çizdim. Müfredatı ben hazırladım. En iyi müderrisleri topladım. Her talebeye burs bağladım. Bu imparatorluk kocaman bir şantiye. Yükseliyor, gelişiyor, zenginleşiyor. Yüce Rabbim bize kutsanmış bir çağ bahşetti. Yaşamamız için.